şimdi siz seçim olasılığının yüksekliği üzerinden bile yazmaya devam ederken, şimdi Kürt seçmenin oyu çok önemli. Biz bunu İstanbul seçimlerinde gördük. Hakeza Ankara seçimlerinde de gördük. Diğer illerde de. Şimdi ben siyasi iradenin başında olan isim olarak Kürt oylarını konsolide etmek yönünde bir takım siyasi manevralar yapabilirim. Bakın, biz haktan yana olursak sorun yok. Sadece seçim kazanmak için o gelmesin ben geleyim diye gerçekleri yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder. Hak temelli olmayan siyasette neye ulaşmak istiyorsan o tersine döner. Allah tersine çevirir. Bu kadar insanın kanı, gözyaşı var. Yani tek problem bu değil. Başka problemler eyvallah de çıkacak yani. Yani. Bakın FETÖ meselesinde de işler çok mu yolunda gidiyor? Yani bugün yine Arnavutluk'ta işte onları şöyle yapın, böyle yapın. Alakası olmayan bir sürü insanı işinden gücünden ediyor. Mağduriyetler var, evet. Ama bir yandan da himaye gören kişiler var. FETÖ zadeler var, bir de FETÖ zedeler var. Tamam. Yani burada bizim her şeyi yeniden düşünmemiz evet gerekiyor. İslami seçime giderken. İslami hassasiyetlerinizle siyaset yapacaksanız bunun parametreleri çok farklıdır. Eyvallah. Dinamikleri çok farklıdır. Ve buradaki asıl değişimin toplumda olması gerekiyor. Çoğunluk olması da gerekmiyor ama bakın Peygamberimiz Medine'de devleti kurduğunda Müslümanlar çoğunlukta değildi. Yani. Azınlıkta olduğu halde. Peki ötekiler niye Müslümanlara tabi oldular? Çünkü hiçbiri diğerine Müslümanlara güvendiği kadar güvenmiyordu. El emin sıfatı vardı. Ahlaklıydı. Yani biz küçük bir topluluk da olsak diğer insanlar bize el emin olarak bakarlarsa işte Allah'ın yardımı da o zaman bize ulaşır. Yoksa o asla gerçekleşmeyecek. Evet. Toplumun liyakatı burada. Bakın bir toplumda emri bil maruf nehyanil münker yapan bir topluluk olacak. Toplumun diğer kesimi bunların varlığı ve bunlara destek verenlerin sayısı da %50'den fazla olursa orada kurtuluşa gidersiniz. Yani biz sadece iyi insan olmayacağız. Bizim gibi inanmayan ve düşünmeyenler için de güzel örnek olacağız. Urvetül vüska olacağız. Ama bizden olmayan herkes hain olduğunda ve bize yönelik bir sürü ahlaki zaaflar içimizde, menfaat hesapları varsa bakın asla o gerçek olmayacak. Olduğunda ne olacak? Helak sebebi olur. Yani bu anlamda bizim yeniden düşünmemiz gerekiyor. Evet yani. Yeni bir siyasi anlayışa ihtiyacımız var. Bunu başarabilirsek bu dünyada da ahirette de başımız dik olur. Eğer bunu başaramayacaksak ki bu dille bu siyaset bizi başarıya taşımaz. Başarı dediğiniz şey onların tezgahında taşeron olursunuz o kadar. Dilipak hastamın sesi iyi değil demiş izleyicimiz. Başında açıklama yapmıştık. Tekrar dedim yok çok şükür iyi, sağlığı. Sadece bir alerjik bir durum. Sadece sesi kısık. Ses tellerimde şişme var. Öyle miymiş? Evet. Ha, tespit ettiler. Şişme var. Evet. Yani biraz zorlayarak böyle konuşuyorum. Ben de yormamaya çalışıyorum. Yoksa öyle çılgın, manyak sorularım var yani. Hayırlısı olsun. Eyvallah. Başka bir sorunu yok yani. Eyvallah. Tekrar etmiş olalım. Yok. Birkaç tane gelince yine geldi. Dedim yani açıklayalım da şey olmasın. Elhamdülillah sonra, hastayım. Evet. Elhamdülillah hastayım. Allah hayra tedbir eylesin inşallah. Yani hastalık gerçekten öyle beni engelleyen bir şey değil. Sadece konuşmamda şimdilik böyle bir pes ses var. Yoksa herhangi bir şey.